geliyor, kurt geliyor. Üzücü bir haber oldu bizim için de. Kıracak bir video, belki de yüz binler izlenecek bir video için. Tokyo'da fantazili otele gittim. Japonya'nın bilinmeyen gizli yüzüğü. YouTube'da ilk kez Tokyo. Aa. Şu anda ETC götten yedi. Başımıza neler gelecek? Anlat olsun o zaman. Çok ilginç bir videomuzun başlangıcına geldik. Bu binada neler dönüyor? Japonya'nın farklı neymiş bir lan bu bina? Binanın girişi de zaten bir zürafa sokak mı? Neresi orası? Anlatmış bulmaktayım. Yanında otelin çalışanlarından bir abimiz var. Müdür abim onu. Aa, hala yanlarım ağrıyor be abi. Yüzünü koyamıyorum maalesef çalışanlara. Burada kalanların da yüzünü koyamayacağım. Şöyle bir binamız var. Şimdi bu otel Azabu Juban bölgesinde. Zindan lan bura. Bir tane otel. Girişi nerede ki? Burası park alanı. Otelin adı Alfa Inn. Dış görünüşü sizi korkutmasın ya da korkutabilir. İçerisinde çok enteresan olaylar. Bu ne ya? Döndüğü çiftlerin ya da tek gelen fantazi otel abi, sorgulama etmek için kullandığı bir sürü oda var. Bakalım içeride başımıza neler geleceğiz. Mümkün olduğunca size tek tek göstermeye çalışacağım. İçeriye girelim ve başlayalım, bakalım bu binada neler dönüyor, odalarında neler var. İlk başta şöyle bir yerden geçiyorsunuz. Burada eşyalarınızı, ufak tefek eşyalarınızı bırakabiliyorsunuz. Böyle bir iç karartıcı bir girişi var açıkçası. Enteresan. Bu ne lan? Bir girişi var. Tren olmuş. Oğlum bak, yanlış bir şey çıkmasın karşımıza. Mami harika. Mami, baktın mı videoya? Yok abi, baktım, hep fantezi ürünleri var. Sizi böyle bir lobi karşılıyor. Ha iyi bari. Tabii lobide her yerde olduğu gibi. O ne ya? Var. Böyle ulan fantezi ürünü var da yani. Şurayı böyle elimle pırırlayacağım. Değişik değişik fantazili ürünler var. Koyabildiğim kadar koyacağım. Bazı yerlere çok... Mar oldum anam. Külot satıyorlar. Bunlar ne lan? İçinde erkek ve kadın külot. Lan bu ne abi? Bu ne ki daha? Durum böyle enteresan resimler. Burada geliyorsunuz şu çükün karşısında. Bu ne? Bir şeyler yiyip içebiliyorsunuz. Vazo vazo. Şey vazo vazo. Kim bira ne kadarmış burada? 450 yen. 1 dolar fazla. Bir resepsiyonu var burada. O ablamın yüzünü göstermeyeceğim size. Buradan... Bir dolar fazla ama pipiden içiyorsun. Verilir. Şeyiniz, rezervasyonunuzu yapıyorsunuz. Ondan sonra katlara doğru bu şekilde çıkıyorsunuz. Burada 6 tane kat var. Katların her birinde yaklaşık 4 tane oda var. Genişlik... Ben buraya gitmek istiyorum ya. Bu abimin ya. Sesi niye peki böyle inanılmaz tahrikkar bir hale geldi? Böyle ayrılıyor. O da çok heyecanlı. Gösterdi. Abim benim ağzım açık kaldı. Şu anda üçüncü katta adam... Lütfen mail atın, yardım edin. Müsait olanlar bu şekilde gösteriliyor. Rest dediği 14 bin yen 100 dolara geliyor. Kalmak isterseniz 22 bin yen. O da ne kadara geliyor? Aşağı yazarım dolar cinsinden. Ve işliyor arkadaşlar inanılmaz bir şekilde. Bunlar geceli 160 dolar ha. Baba bizim Türk gezginlerin 3 dolara falan otel bulmaya çalışıyor. Buraya gelemezler. Okul üniforması kiralayabiliyorsunuz. Hemşire, kimono vesaire böyle şeyler var. Çok iyi. Kiralayabiliyorsunuz. Fiyatlar da 10'la 15 dolar. Okul üniforması, hemşire üniforması. Arasında değil. Başka ne vardı lan orada? School girl. Kıyafetler burada. Aha. Bunları kiralayıp odada kendin mi giyiyorsun lan acaba? Öyle bir sapıklık mı acaba? İkinci kata geldik. Burası 203. Normal otel abi işte. İlk başta ayakkabımızı çıkarıyoruz. Bu da günah kokuyor yemin ediyorum. Böyle bakıldığında şurası hiçbir şey yok bu odada. Şöyle bir banyomuz var. Şöyle fantazili bir aynamız var. Şurada yatıyorsunuz, şurada banyo. Ondan sonra fantazili odaya geçiyorsunuz. O ne lan? Şurayı açıyorsunuz. Aleykümselam. Aha! Aa, at var Çağrı abi. Honos geldi tekrardan. Oo, tam benlik bir video izliyorsunuz. Hadi bakalım biletleri hazırla Honos. Bilet alındı ki amına koyayım. Amına koyayım. Bak sen böyle dümdüz kupkuru amına koyayım. Görüşürüz Sinan sizin. Sinan canı mı sıkıldı? Adamlar onu bile nasıl yapıyorlar bak onu gör de. Görüşürüz Sinan. Sinan'sı atı gördün aklın çıktı. Sinan'sı otele iş başvurusu yapmaya mı gidiyorsun? Nereye gidiyorsun Sinan'sı? Hoşuma gitti, otele başvurmaya gidiyorum. Troll fantezisi olanlar vardır belki. Tabii götten verici olarak. Tövbe estağfurullah. Atı gördü aklı bunaldı götün. O da böyle. Burası bir otelin odası. Japonya'nın... Bu ne oğlum? Japonya'nın bu ne? Japonya'nın fantezi otellerinden birisi. Belli yani oturuyorsunuz. Aynaya karşı. Aa Çağrı bak tam senin. Bu ne oğlum? Ameliyat masası mı bu? Pilates koltuğu oğlum. Oğlum hiç yapmayanlara garip gelir. Normal... Bir dakika ne yazmış? Normal fantazili şeyler bunlar.
Kanka bizi sikme. Sen de pornolardan biliyorsun o zaman yani. Sen hayatında böyle bir sandalyeye birini oturttuysan ben de burada götümü açarım ama yani öyle söyleyeyim abi sana. Abi Nesrin bu sandalyede diş çekiyor ya. Bizim ülkede böyle bir koltuk yok ki amına koyayım. Doğru Mami. Burada birisi bekliyor büyük ihtimal. Şöyle bir küçük tuvaletimiz var. Kardeşim o nasıl bir... Ne ya? Şu ne abi, bunlar ne ya? O ne lan öyle? Abi ben sana anlatayım. Yüzü dönük duvara oturuyor. Gözü çatala bırakıyor. Oğlan da atta. Bu yani. Nasıl yani, anlayamadım. Oğlan hiçbir atta. Hiçbir şey anlamadım. At. Atı mı? Ne? Anlayamadım ki abi. Buraya, kafası buraya geliyor. Omuzları şuradan, ellerini buradan tamam, bağlıyorsun. Tamam, bacaklar da çatala düşüyor. Çatala geliyor işte. Abi ben buraya tek kalmaya gitsem kız da dahil mi burada? Ben anlayamadım. Burayı anlayamadım ya. Ha, oradaki deliği çözemedim ha. Deliği çözdüm ben. Hı. Tamam. Ona oturuyorsun, sürpriz artık orası. Atın altına giriyor. Mekanizma başladı mı? Abi. Sürpriz artık ne varsa battığında. Enteresan fantazili ürünler var. Burada bir at var. Büyük ihtimal bunun ortasına bir şey koymuşlar ama şu anda kaldırmışlar. O da yani Japonya'nın, abim içeride bana herhalde bir şey demeye çalışıyor. Abinle niye oradasın kardeşim? Abi içeride şeydi. Aman içecek misin? Ona göre. Aa. Japonya'nın bir de böyle yüzü var. Abicim bak. Bak arkadaşlar, YouTuber arkadaşlar. Bakın bu tarz toplara girdiğinizde ön kameraya dönmeyin lütfen. Tövbe estağfurullah. Bir ton ergen de izliyor. Lütfen. İçini tanıtmak. Dene abi, ben atın üstünde hayal etmek zorunda mıyım ya? Gözünü seveyim abi ya. Adam bizim bitirmiş terlemiş ya. Bir haftamız sürdü. Onu videonun sonlarına doğru ayrı ayrı açıklayacağım. Adam niye korkarak çekiyor videoyu? Için yaklaşık orayı bir tur kullandı herhalde. Bunun hali ne ya? Cidden korkmuş gibi. Japonya'nın yüzünü göstermeyi. Ayrıca yabancı da çok az. O yüzden videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Videoya ufak bir reklam arası veriyorum. Videonun izlenebilirliği açısından bu videoya yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Sizden rica ediyorum. Şu video. Ama cümle öyle bir yorum yazmayı, like atmayı, çanı açmayı, sadece yorum yazmayı unutmayın o zaman. İzleyen kişiler yorum yazarsa video 3 kat, 5 kat, ciddi söylüyorum, 10 kat daha izlenebilir. O ahlaksızlığa izin vermeyelim lütfen falan diyorum. Öneriliyor YouTube tarafından. Çok teşekkürler. Bir otel. Japonya'nın Love Hotel'de çiftlerin geldiği. Sesi de kızı geçerli kadar tıkeze gönderip okuyor. Ve bunun gibi. Mami sen bu odayı kiralasan maksimum şurada yapacağım. Mastürbasyon çekmek olur dostum. O yüzden ben önce abdest alırım maksimum. Bir sürü otel var. Otel çeşidi var. Şöyle bir oturmak istiyorum. Oturma oğlum. Nereye oturduğunu oturma! Bilmedim. Partneriniz ya da kim geliyorsa şurada bir şeyler yapıyor. Ben o soldakini çözemedim ya. Bunu mu çözemedin? Yok, solda var ya şey gibi. Eskiden bileti takıyorlar diyor ona filmlerde de. Japonya'nın kol kafa içeride. Var gerçekten. Şimdi diğer şu öyle kol kafa içeride işte yukarıdan şey camı var onun kafa çık sizi kafayı kopartıyor. Odalarımıza doğru bir ufak ufak gidelim. Nikotino. Ben en çok buna şaşırdım ya. En çok buna şaşırdım. Bakar mısınız? Aynaya. Otursana abi ona. Hadi buradan şimdi çıkalım bir diğer odamıza doğru. Kapıya bak. Ha, lan bir odanın içinde kaç tane oda var? Aha başka da var değil mi? Enteresan bir banyomuz var. Yani. Banyo da çok seveceksin yani tam banyo, tersi. Baba yanlış anlama, ruhum kirlendi az önce, bu banyo yetmez yani. Ruhumu az önce şeytana emanet ettim yani içeride, anladın mı? Bu bile enteresan ya. Bir daha nasıl yüzüye bakacağız onu sorguluyorum ben. Bu bile enteresan. Tuvaletlerini de göstereyim size. Tuvaleti klasik tuvalet, herhangi bir değişiklik yok. Şimdi bir diğer farklı dizaynda olan odamızda da daha var değil mi? Tabii hepsinin fiyatları farklı. Şu anda sadece fiyat değil, öbür odanın ölçüm de istiyor. Kattayız. Kısık sesle konuşuyorum çünkü bazı odalarda şu anda saatin 12 olmasına rağmen insanlar var. Aa. Koridorlarına bakar mısınız? Yani akşam vakti burada yürümek için gerçekten. Ulan bir çay bardağıyla duvara pıts, bir taksaydım, bir dinleseydik amına.
İyi bir cesarete sahip olmak lazım ve Japonlar gerçekten buranın seviyor. Ses yalıtımı iyi galiba. Bu tarz yerleri. Şimdi bu odamızdan çıktık, bir diğer odamız hemen bu tarafta. Oğlum her yerden kilit, kapı, zincir sesleri geliyor, buna amına koyayım. Korkarım lan. Dizaynda olan bir odamız. Aa, adam konuştu. Yüzünü göstermemeye çalışıyorum, o yüzden böyle tutuyorum. Klasik ayakkabımızı çıkarıyoruz. Ben çantamı şuraya bir koyayım. İlk başta bizi şöyle bir yan çantamızı oraya koyalım. En sonra alırız çantamızı tekrar. Buraya, buralar masum. Tuvaletler genelde böyle alaturk oluyor. O nasıl bir tuvalet? Kardeşim o nedir ya? Bir evet, şurada ufak bir görüntümüz var. Hemen göstereceğim. Hayda, gördüm. Haç işareti. Size böyle bir saniye sorayım, dokunabiliyor muyum? Abimden iznimi aldım önce. Aletlere dokunmak istiyorum. Oğlum AIDS, meds kapacaksın. Niye dokunuyorsun ya? Giriş karşılıyor. Odamız bu şekilde. Lan şu mekik çekiyorum ben onda. Motifleri var. Yine enteresan, bayağı aşınmış bu, baksana. Buraya oturuyor. Siz de üçlü koltukta kuru kuru s**tirin amına koyayım. Adamlar neler yapmış. Oturuluyor herhalde. Burada da yardımcı olmak için, buraya oturana yardımcı olmak için de bunu nasıl çevireceğimi bilmiyorum. Yani olabilecek en masum şekilde. Abi çevirme sakın bir şey ya. O da biraz daha diğer odaya göre. Burada abi geçiş var oradan. Ha, suyu bedava koymuşlar. Şöyle Çin motifli enteresan bir odamız. Şimdi değişik konseptli diğer odalarımız var. Seri seri onlara geçmek istiyorum. Çünkü olabildiğince fazla oda göstermek istiyorum. Bu arada boş size. Ya. Burada bir şey yok abi. Şu enteresan. Bu ne? Sopa mı lan bu? Bu sopa mı acaba? Vallahi sopa. Abi mı? Niye elledin onu ya? Şimdi bir el şuradaysa, diğer el buradaysa, ayakları da buraya hayal etti zincirle. Şöyle bir zincirimiz adamın var. Canı çekti. Evet. Küçük yapılmış Japon işi. Aa, şuralarda da bir şeyler var. Ulan her şeyi düşünmüşler. Bir de şurada bir şey var. Bu 100 yen verip çalıştırılan bir vibratör tarzı bir yani, şey olmasa da yani. Çalışan abi beni kapıda bekliyor. Böyle hafiften de böyle bir korkmuyor diye. Şurayı bir göstereyim size. Bakayım. Burada ne var? Information köşesinde bakalım ne varmış. Otelin kuralları varmış. Buradan durdurup okuyabilirsiniz. Mami Allah belanı abi versin. Banı yiyeceğim birazdan. Oda hakkında ne var? Açık bir şey yok ya. Otelin kural kitapçı olabilir mi abi bu otelde? Ne kural olabilir ya? Ha, evet, bu odaya özel Çin yemekleri canlanmış vesaire vesaire. Klasik otel odasında. Evet, otel odasında olması gereken şeyler. Tabi dolap boş. Hadi gidelim. Buradan çıkalım, başka odamıza gidelim. Bir de ayakkabıyı çıkartıyorlar. Diğer oda daha iyiydi ama şimdi yalan yok. Bu oda çok boş ya. Diğer boş odaları da bana göster diye de böyle bir oda daha gösterelim, bitirelim diyor. Soruyor. Çalışan. Acaba soruyor. Ne bedel ödedi lan bu videoyu çekebilmek için? Otelin yarısı dolu. Abi arkadaşlar bakın, burada ayıp bir şey yapmıyoruz. Böyle bir Japonya'da böyle bir olay var, kültür var demek ki. Ona bakıyoruz yani. İlgilenmek amaçlı yani. Kimse kendi kendine okşamaya çalışmasın yani. Bakalım. Şu an normal bakalım. Güzel odamıza daha gidelim de bakalım başımıza ne gelecek. Ben en çok neyi merak ediyorum biliyor musun? Odayı tuttun, yukarı çıktın, üniformanı da kiraladın, artık ne bok yediysen. Partnerinle mi çıkıyorsun, ne bok yediysen artık bilmiyorum. Günahları boynuna. Hadi çıktın. Bir gece kaldın. Güne odasında aklına ne geliyorsa yaptın. Eyvallah. Tekrar inerken orada görevli duruyor ya orada. Danışmadaki. Ona hangi yüzde kolay gelsin deyip tekrar çıkacaksın. Arkandan ne düşünecek? Bunlar beni geriyor abi. Kolay gelsin. Sağ olun. Arkandan kim bilir nasıl sövüyor, ne küfürler yiyorsun bilmiyorsun ki arkandan ne düşündüğünü. Şey de diye. Ulan bu içerideki s**k bilmiştir amına koyayım, tipe bak. Şu ikinci kattan bir çıkalım artık. Şimdi katlar aynı. Her kat birbirine. Kapının kilidine bak. Burası. Üçüncü kat. Şöyle bir yere geldik. Odada kamera vardır, izler seni. Sizi böyle bir klasik Japon otelinin. O be klozet. Bura normal. Onsenlerde de bunlar var.
Şöyle bir yer. Japon Panasonic'in zaten tuvaleti bütün Japonya'nın her yerinde. Enteresan bir pencere şeyi var. Kapısı da böyle. Kapısı tahta. Kapıya bakın. Allah, geldik operasyon odasına geldik. Şunu da her yere koymuşlar. Çok iç karartıcı ve inanılmaz bir şekilde sigara kokuyor. Şunun olayını anlamadım. Buna bir şey mi asıyorlar yoksa dövmek için mi? Bıçın vurmak için mi? Bıça vurmak için mi diye. Burada bir çok var. Kim bilir kimler elledi bunları. Ben böyle elliyorum ama. Bir yüz yenle çalışan şöyle bir aletimiz var. Tabii ki ya masaj aleti o ya. Neredeyse her odaya şundan koymuşlar. Neredeyse? Şuraya bir oturayım bakayım. Şuraya oturduğumda nasıl bir görüntü çıkacak? Şuraya oturduğumuzda böyle bir görüntü çıkıyor. Abi oturma her gördüğün yere ya. Çok bu evet buralarda bir şeyler olmuş. Buralarda iki tane el izi var. Bir şeyler olmuş. El mi yanmış? Ne olmuş burada ya? Ya bura bildiğin işkence odası ya. Fantezi falan değil ya. Her odada var. Her odaya koymuşlar. Şu köşelere yatağın köşelerine bile koymuşlar. Kırbaç yani var mı bu vestiye lan? Niye biliyorsunuz zaten. Şuraya eller. Bunu insan insana yapar mı lan? Bunlar gerçek taş mı var? Bir gerçek taşı. Bura açılıyor mu acaba? Burada da bir İngilizce, Japonca açıklama var. Şöyle bir şey. Yatakta yani sadece yatın. Diyor, sizden geri... Galiba şu tepedeki lamba yanıyor. Şimdi beni gezdiren abiye şey de soramıyorum ki... Oğlum dokunma her yere. Niye dokunuyorsun ya sen sopaya ya? Öbür bir göstereyim deme ihtimali olabilir. O yüzden... Hastalanacaksın ya. Gücüme... bu ne? Bu göz bandı. Göz bandı bile kıpkırmızı. Ulan göz bandı oradaki en masum şey göz bandı kaldı şu anda yani. Öyle söyleyeyim sana. Pa benziyor büyük ihtimalle. Bakın şurada bir şey var. Ne işin o? Bu ne acaba? Işık açıyor olabilir mi? Bakın. Vay vay vay. Açtın. Adamın beyni gitti ya. Hiçbir tecrübem yok. Kapısı çok... VIP oda nerede ya? Kral odası. Şöyle bir kapı... Şöyle harbi bir kapı... Harbi King Suite falan yok mu amına koyayım? Burada şu an... Buraları geçiyorum, buraları boşver. Oho, banyoya bak. Ne garip bir banyo ya. Ya yine yeni gelen adam dedi ki, of banyoya bak ne güzel diyor. Bir değişik hissediyor. Banyo, bir banyo... İçerki odayı görmedi. Yaşanmışlık kokuyor, bir böyle bir acı ıstırap kokuyor banyo. Şöyle bir küvetimiz var. Küvet de tam oğlum, dümdüz. Bir şeyler olmuş. Masa hiç banyo işte amına. Bir şeyler koymuşlar mı onlara bakıyorum. Klasik. Gerek geçmek zorundayım. O ne lan ameliyat odasın bu. Bu ne oğlum ameliyat? Ameliyathane. 1.80 tam benim boyumda. Geçerken kapıdan. Aa sen geçemezsin. Aa abi, ben geçemiyorum. Hemen döndüğünüzde sizi böyle bir sedye var. Yok. Ya da dönmeye çalışılıyor. Tükür ablam şuraya. Belli biraz aşım. Abim beni böyle bir çeksin. Hocam yanlış anlama da bana bir tık iğrenç geldi ya. Oralara girmeyeceğim. Böyle bir oturayım bakayım nasıl bir görüntü var. Böyle. Ben de her yere oturuyorum bu abim ya. Pis her yere oturuyorsun ya. Çıp dışarıya bakamıyorsunuz. O da böyle. Benim böyle bir içim karardı. Yani Japonya'da yaşayan biri olarak böyle... Acaba böyle ufak da olsa böyle kibarlıkla şöyle sırıtarak yarım saat önce... Henüz kalkmış bakayım. Evet. Burası çıkabileceğimiz... En üst kat. Evet burası da zaten her kat birbiriyle aynı sadece. Abi girişi bile falan. Otelin şuradan gözüken ya. Yeri de ilginç. Oğlum girişe bak. Sana parmaklıklar içinde. İçeride bu saat öğlen olmasına rağmen içeride insanlar vardı. Şöyle Tokyo Kulesi mi? Tokyo Kulesi. Enteresan normal bir sokak gibi gözüküyor. Bakar mısınız? Sara benim hayalim abi. Bu. Beni buraya yollayabilir misin? Kanka yollayacağım. 3 dakikalık senin orada muhabbetin 3 dakika yani anladım. Değmez. Sokağa, Tokyo sokağı. Ne diyeyim çok kafam karıştı. Otelimiz böyleydi. Sokak tamamıyla normal. Otelimi arkamı alarak konuşalım. Bak bizimkiler ne yapar biliyor musun? Bak. Karıştı otelimiz. Şurada böyleydi. Otomat var ya. Sokak... Yalandan otomattan bir şey almayacak orayı keserler falan. Tahminimce. Oradan bir şey almaya çalışıyor. Orayı kesiyor. Otele giren çıkan var mı diye.
Lan var ya. Tamamıyla normal. Otelimi arkamı alarak konuşalım. Ne düşünüyorsunuz bu konuyla alakalı? Ha şunu da açıklayayım. Daha önceden böyle farklı yerlere gidip video çekebilir miyim? İşte şöyleyim böyleyim YouTuber'ım vesaire dediğim durumlar oldu. Fakat izin alamadım açıkçası. Ne oluyor, bana mı çarpacak? En sonunda araba çarpıyormuş, bana bir şey oluyormuş. Güzeldi, enteresandı. Yani bu tarz... Araba çarpıyormuş, yani az önceki ameliyathaneye kaldırıyorlar. İçerikler Japonya'da çekeceğim. İzin alabildiğim sürece. Çünkü nerede ne var? Biliyorum. Bakar mısınız sokağa? Normal bir... Söylemişimdir. Bu tarz videolar için... Bu tarz videolar için... Vallahi bir yenimler. Ne oluyor ya? Oturmuş, aha oturmuş. Masum gözüken bir otel ama içeride kim bilir... Oğlum bu kanal bu mu yani? Fantazi otel kanalı mı? ...ler deniyor. 3000 yene Lucifer'le dildo satıyor. Maşının ortasının delik olmasının zevki oturanda... ...falan var, onları göstermeyeceğim. Burada... Bu da iyi alışmış ha. Tam ne diyor abi, Japonların nerede hata yapacağını da bilmiyor. Bu sağlam dildo diyor. Buna oturdun mu ya? Muhabbet hep şu, buna oturdun mu, şuna oturdun mu, bu yani. Bu ne, kaçıymış bakalım. 21'inde oradayım dostum. Evet, değişik bir kanalmış da sen nereden denk geldin be kardeşim? 10.000 abonesi var bu kanalın. Sen Mami, sen bu kanalı ne arattın da bu kanalla karşılaştın ya? Ben onu sorguluyorum. Hayır hayır, ne aratırken buldun bu kanalı dostum? Onu ben anlayamadım ya. Japonya. Japonya vlog çıktın, bu mu geldi karşına? Evet. Hiç inanmıyorum ya. Japonya vlog çıkıp yazıp bu gelsin. Abi beni gönlersene buraya, lütfen vlog çekerim. Şimdi senin orada ne çekeceğini sen de biliyorsun, ben de biliyorum. O yüzden öyle bir şey yok abi. Kim bilir sen ne yazdın da bunlarla karşılaştık biz. Yani ben hala oradayım abi. Hala acaba... Önemi var mı abi? Yayına içerik çıktın. Ya nasıl bir algoritma yaptın yani? Onu ben merak ediyorum yani. Biliyorduk böyle yerlerin olduğu hep kulağımıza geliyordu bir noktada ama... Görmemiştik, bir vlogda görmemiştik. Hasan'dan haber var mı lan? Babasıyla görüşme gittiler. Hala yok abi. Galiba dayak yiyor. Bence ne olmuştur biliyor musun? Abi hoş geldin ya Hasan. Yani bizim çocuk hani sıkıntı yok, gel bir çay içelim falan deyip bir yere oturmuşlardır onlar. Samet'in o esnaf modeli var. O esnaf modele girmiştir. Abi oturalım, ayakta kaldık, bir yere oturalım gel deyip köri soslu tavuk yiyorlardır şimdi de. YouTube'a sesleniyorum ha. YouTube'dan izleyen arkadaşım. Gelsene canlı yayınlara, bir girince alışıyorsun. İleri almaya çok alışmışsın sen. Hayatı anı yaşaman lazım. İleri nereye kadar ileri. Gel anı da yaşa yani. He, illa YouTube'dan izleyeceğim diyorsan oralara like'la. Bütün thumbs up'ların hepsine bas. Like gördüğün her yere bas. Bizim kanalda abone ol. Instagram'a tıkla, Twitter'a gel. Gidebileceğin bütün linkleri koyuyoruz zaten o aşağıya. Hepsine tıkla ilerle.